haftasına hoş geldiniz. Dördüncü haftamızda gerçekten günlük hayatta da çok önemli olan bir konu işleyeceğiz. Talebin fiyat esnekliğiyle başlayacağız. Üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu özel talep eğrileriyle devam edeceğiz. Talebin fiyat esnekliği etkileyen faktörler, talebin çapraz esnekliği ve talebin gelir esnekliği konularını inceleyeceğiz. Bir malın fiyatında meydana gelen bir değişikliğin tüketicinin talebini nasıl etkilediği, bir başka deyişle tüketicinin bir malın fiyatındaki değişikliğe duyarlılık derecesi talebin fiyat esnekliği kullanılarak belirlenir. İşte burada talep esneklik katsayısı ile ilgili bir formülümüz var. Bir malın fiyatındaki oransal değişmenin o malın talebinde meydana getirdiği oransal değişmedir bu talep esneklik katsayısı. Formül de ekranda gözüküyor. Talep edilen miktardaki yüzde değişme bölü fiyattaki yüzde değişme. Örneğin bir malın, daha doğrusu diyelim ki televizyon fiyatları %10 yükseldi. Talep kanununa göre talep miktarı azalacak. O halde televizyon fiyatları %10 yükselmişse ve televizyon talep miktarında da %20'lik bir azalma olmuşsa, talep kanunundan dolayı ters ilişki var tabii ki, 20 bölü 10 o da 2 edecek esneklik. Bu şekilde 2 olarak bulunacak. Tabii bu formülü biraz daha detaylandırabiliriz. Bakınız burada iki ayrı formülümüz daha var. Birisi nokta talep esnekliği formülü, diğeri yay esnekliği formülü. Gelin önce nokta talep esnekliği formülünü açıklayalım. Fiyat değişmelerinin küçük olduğu durumlarda talep esnekliği nokta talep esnekliği formülü kullanılarak bulunur. Burada M2 eksi M1 bölü M1 bölü F2 eksi F1 bölü F1 formülünü uyguluyoruz. Dikkat ederseniz başında bir negatif işaret var. Onu eksi olarak yorumlamayın, negatif olarak yorumlayın. Yani talep kanununun özelliğinden dolayı negatif ilişkiyi gösterir. Fiyat yükseldiği zaman talep miktarı azalır, fiyat düştüğü zaman talep miktarı artar. O yüzden ilişkinin ters yönlü olduğunu vurgulamak için formülün başında negatif işaret vardır. Peki yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda formül nasıl oluyor? Biz buna yay esnekliği formülü diyoruz. Son zamanlarda ekonomi kitaplarında orta nokta formülü dendiğini de görüyoruz. Yine negatif işaret başta görüyorsunuz. Formül biraz daha detaylı. M2 eksi M1 bölü M1 artı M2 bölü F2 eksi F1 bölü F1 artı F2 şeklinde. Unutmayın burada M'ler miktarları gösterir. M1 ilk miktarı, M2 ikinci miktarı. F'ler fiyatları gösterir. F1 ilk fiyatı, F2 ikinci fiyatı bize gösterir. Talebin fiyat esnekliğine baktığımız zaman, örneğin talebin fiyat esnekliği 0 olabilir. Bu ne demektir? Esnek olmayan talep, katı talep. Peki az esnek talebi de ekranda görüyorsunuz birden küçüktür. Birim esnek talep 1'e eşittir. Esnek talep birden büyüktür. Ha bir de sonsuz esnek talep vardır, onu da ekranda görüyorsunuz. Değerli öğrencilerim, doğru şeklindeki talep eğrisinde değişik esneklik noktalarını görmek mümkün. Bakın burada eğrinin, tabii ki ben eğri diyorum ama burada siz bir doğru görüyorsunuz. Ekonomide doğru olan çizgilere de eğri deniyor. Yani İngilizce olarak curve adı veriliyor. Dolayısıyla hep talep eğrisi olarak ifade edilir çizgiyi doğru bile görseniz. Dikkat ederseniz bu eğrinin orta noktasında da esneklik 1'e eşit. Ama fiyat eksenine yaklaştıkça esneklik tabii ki artıyor diyoruz. Yani birden büyük. Peki miktar eksenine doğru yaklaştıkça o zaman esneklik azalıyor. Dikkat ederseniz 1'in altına düşmüş oluyor. Bu şekilde talep eğrisinde esneklik noktalarını doğru şeklindeki talep eğrisinde görüyoruz. Burada tabii ki bir kere daha ekrandan da açıklamamızı yapalım. Biraz önce gördüğünüz şekilde de B noktası, hatırlayın, ortadaki noktaydı. Bu AC doğrusunun tam ortasındadır. Dolayısıyla esneklik 1'e eşit. Ha bu sonuç B noktasındaki talep esnekliğinin birim esnek olduğunu arkadaşlar bize gösteriyor. Benzer şekilde B noktasının solundaki aralığa baktığımız zaman, yani fiyat eksenine doğru yaklaştıkça esneklik birden büyük oluyor, artıyor. B
Beyin noktasının sağında yani BC aralığında esneklik birden küçük olacaktır. O da miktar noktasına, miktar eğrisine doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar benzer şekilde A noktasındaki esneklik sonsuz, C noktasında esneklik ise sıfır olarak çıkıyor. Dikkat ederseniz grafiğimizi bir kere daha gösteriyorum. Arkadaşlar üzerindeki her noktada eğimi aynı olan 3 özel talep eğrisi var. Bunlardan birincisi birim esnek talep. Birim esnek talebin üzerindeki her noktada esneklik katsayısı 1'e eşit. Birim esnek talebin ikizkenar hiperbol olmasından dolayı fiyattaki değişme ile miktardaki değişme birbirine eşit. Birim esnek talep örneğini grafikte görüyorsunuz değerli öğrencilerim. Sonsuz esnek talebi de şimdi görüyorsunuz ekranda. Tabii buradaki sonsuz esnek talep hakkında da bir fikir verelim. Bakın F1 fiyatından talep esnekliği sonsuza gidiyor. Bunu daha sonra göreceğimiz tam rekabet piyasası ile ilişkilendirmek mümkün tabii ki. Yani belli bir fiyatta çok sayıda firmanın olduğu bir ortamda vatandaş gidip arzu ettiği maldan istediği kadar alabilir. Ama tabii ki bu vatandaşın alacağı mal miktarı piyasayı etkileyecek, piyasa fiyatını değiştirecek kadar büyük miktarlarda olmuyor. Çünkü tam rekabet piyasasının özelliği zaten buna izin vermez. Bunları daha sonra göreceğiz ama şu anda unutmayın. Sonsuz talep, sonsuz esnek talep F1 fiyatında miktar eksenine paralel bir şekilde kendini gösteriyor. Bunu unutmayalım. Sıfır esnek talep de arkadaşlar söz konusu. Burada da lütfen şunu unutmayalım. Bakın M1 noktasında ya da miktarındaki talepte esneklik sıfıra eşit oluyor. Burada da fiyat eksenine paralel bir durum var. Ha bu ne demektir? Diğer bir deyişle sıfır esnek talepte malın fiyatı ne olursa olsun benim vatandaşım gidip o maldan alacak. Yani fiyata duyarlı değil. Dikkat ederseniz grafikte de fiyat eksenine paralel bir durum söz konusu. Şimdi kafanız karışabilir. Diyeceksiniz ki hocam iyi de bu nasıl oluyor? Yani malın fiyatı ne olursa olsun vatandaş gidip o maldan nasıl talep ediyor? Böyle bir şey olabilir mi diye bazılarınız düşünebilirsiniz. Arkadaşlar olabilir. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Allah kimsenin başına vermesin ama diyelim ki bir vatandaşımız hastalanmış ve diyabet teşhisi konmuş kendisine. Ve doktor da diyor ki efendim siz diyabet hastasınız, her gün insülin iğnesi olmak zorundasınız. Eğer doktoru kesinlikle insülin iğnesi olması gerektiğini o hastaya söylüyorsa o hasta ne yapsın? O insülin iğnesinin fiyatı ne olursa olsun gidip alacak. Talepte bulunacak. Eczaneye gidip alacak. Çünkü doktoru sen bunu almak zorundasın diyorsa fiyat ne olursa olsun o ilaç alınacak. Şimdi dolayısıyla böyle örnekler özellikle tıp ve ilaçlardan verilebilir. Bir insan diyelim ki tansiyon hastası ve doktor da muhakkak sen şu tansiyon hapını kullanacaksın. Buna mecbursun. Yoksa beyin kanaması geçirebilirsin. Öyle bir risk büyük derse vatandaş ne yapsın? Mecburen gidecek. O tansiyon hapı kaç liraysa eczaneden alacak. İşte özellikle bazı ilaçlarda bu özellikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Sıfır esnek talep. Yani fiyat ne olursa olsun vatandaş o maldan talep edecek. Şimdi üzerinde her noktada esnekliğin aynı olduğu özel talep eğrileri de var. Bakınız talep eğrilerinin esneklik sıralaması işte T1, T2 ve T3 diye gidiyor. Tabii burada T1, T2 ve T3 gibi 3 talep eğrisinin esneklik sıralamasını yapabilmek için sıfır esnek ve sonsuz esnek talep doğruları ne yapılıyor? Çiziliyor. Şimdi talep doğrularından hangisi sonsuz esneğe daha yakın bir konumda ise daha büyük esnekliğe sahip, hangisi sıfır esneğe daha yakın ise daha küçük esnekliğe sahip oluyor.
Bakın biraz önce verdiğimiz örnekteki grafiği dikkate alırsak yani sıralama T1 büyüktür T2'den, T2 büyüktür T3'ten veya T3 küçüktür T2'den, T2 küçüktür T1'den şeklinde olur diyoruz. Değerli öğrencilerim, talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörleri de ortaya koymak mümkün. Bir mala karşı duyulan ihtiyacın şiddeti. Bir kere bu önemli. Yani biz o mala müthiş bir ihtiyaç duyuyorsak bu talebin fiyat esnekliğini etkiler. Tüketiminin ertelenmesi zor olan malların talep esneklikleri düşüktür. Yani fiyata duyarlılık nispeten azdır. Eğer bir mal zorunlu mal ise talebin fiyat esnekliği düşüktür arkadaşlar. Kültürel ya da lüks bir mal ise talebin fiyat esnekliği yüksek olacaktır. Değerli öğrencilerim, diyelim ki siz operaya çok aşırı düşkünlüğünüz yok ama operayı bir kültürel ihtiyaç olarak görüyorsunuz veya işte yani gitsem de olur, gitmesem de olur, fiyatı düşükse gideyim ama fiyatlar yükselirse gitmesem de olur mantığı içindeyseniz, opera bilet fiyatları yükseldiği zaman ve bu sizin için lüks bir ihtiyaç ise siz opera bileti almaktan vazgeçebilirsiniz. Fakat buna karşılık diyelim ki siz ekmek yiyen bir insansınız ve ekmek sizin için zorunlu bir malsa, tabii ekmek fiyatı yükselse bile siz gidip o ekmekten alacaksınız. Yani sizin için zorunlu mal olduğu için. Özellikle bazı gıda maddeleri zorunlu mallardır biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların fiyatı bir miktar yükselse de vatandaş evet bir miktar azaltmaya çalışır talebini ama yine o maldan gidip alacaktır. Çünkü yaşamak için o gıda maddelerini yiyecektir. Bundan dolayı da esneklik az olacaktır. Esneklik düşük olacaktır. Peki ayrıca ne söz konusu olabilir? İkame edilebilirlik derecesi. Eğer bir mal rahatlıkla ikame edilebiliyorsa talep esnekliği yüksek olur. Malın ikamesi zorlaştıkça talep esnekliği de katılaşır. Değerli öğrencilerim, eğer kırmızı et fiyatları yükseliyorsa vatandaş ne yapabilir? Protein ihtiyacını tavuk etinden de yani beyaz etten de karşılayabilir. Çünkü kırmızı etle beyaz eti birbiriyle ikame edebilir. Dana eti çok pahalanmışsa tavuk eti de pirinçle yiyebilir. İkame edilebiliyor çünkü ama malın ikamesi zorlaştıkça talep esnekliği de katılaşıyor. Şimdi normal koşullarda kitaplara baktığımız zaman yumurtanın ikamesinin pek olmadığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla yumurtanın ikamesi yok, o yüzden yumurta fiyatı ne olursa olsun vatandaşımız da yumurtayı seviyorsa ve yumurtayı gerçekten önemsiyorsa ne yapacaktır? Fiyat yükselse de ikame edemese de onu başka bir şeyle yumurtayı alacaktır diyoruz. Tüketici bütçesindeki o malın önemi de önemlidir arkadaşlar. Söz konusu mala ödenen para. Tüketici bütçesinde önemli bir yer kaplamıyorsa bu mal olan talep nispeten esnek değildir. Yani vatandaş olarak bizler ne yaparız? Aa bu mal kaç para? Ya bu 50 kuruşmuş ya. Ne olacak ya 50 kuruş? Fiyat 50 kuruştan 60 kuruşa çıkmış. Bu bütçemiz içerisinde 50 kuruşluk malın 60 kuruşa çıkması bakın 1 lira bile değil. O zaman bizi fazla etkilemiyor ve taneyle aldığımız bir malsa. Ama söz konusu malı ödenen para tüketici bütçesinden daha fazla yer kapladıkça tüketici bu malın fiyat değişmelerinden daha fazla etkilenecektir. Ve talebin esnekliği artacaktır. Oo aman Allah vay be bu mal 20 liradan 25 liraya mı çıkmış aman ya ben bu malın talebini azaltayım diye insanlar düşünebilirler bütçesinde çünkü daha fazla yer işgal edeceği için. Bir de tabii ki kısa dönem uzun dönem ayırımı var. Genellikle tüketim alışkanlıkları öyle kolayca değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla tüketim alışkanlıkları hemen değişmediği için talebin fiyat esnekliği kısa dönemde uzun döneme göre daha az esnek oluyor.
Bu konuda 1973 yılındaki petrol, OPEC'in petrol fiyatlarını yaptığı zam akla geliyor örnek olarak. 1973 yılında petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol varil fiyatını kısa bir zamanda %300 arttırdı. Yani 3 kat arttırdı. Tabii dünyadaki ülkeler bu yüksek fiyat karşısında bocaladılar ama petrol tüketim miktarlarını birden kısa dönemde azaltamadılar. O yüksek fiyattan petrolü almak zorunda kaldılar. Ama dikkat ederseniz son yıllarda petrol fiyatlarında o 109-110 dolarlardan ne oldu? Bir ara 50 dolarlara kadar, 40 dolarlara kadar petrolün varil fiyatı düştü. Ha, uzun dönemde ne oluyor? Tabii ki daha esnek hale geliyor. Neden? Çünkü alternatif enerji kaynakları bulunuyor, yeni üretim imkanları çıkıyor, teknoloji geliştiği için daha tasarruflu, daha az yakıt kullanan arabalar bulunuyor. Hatta elektrikle de çalışabilen hibrit arabalar geliştiriliyor. Dolayısıyla bu petrol örneğine dikkate aldığımız zaman ne oluyor? Çareler uzun dönemde daha fazla düşünüldüğü ve bulunduğu için kısa döneme göre esneklik artıyor. Birçok şeyde bu böyle. Tabii tüketim alışkanlıkları da uzun zaman içerisinde bir miktar değişebiliyor ve daha esnek durumlar söz konusu olabiliyor diyoruz. Değerli öğrencilerim, tabii bir de talebin çapraz esnekliği ve talebin gelir esnekliği var. Biz şu ana kadar ne yaptık? Talebin fiyat esnekliğini inceledik. Ama talebin çapraz esnekliği ve gelir esnekliği de var. Herhangi bir malın talep edilen miktarı sadece o malın kendi fiyatına değil, diğer malların fiyatlarından da etkilenir. Bakınız bu konuda en iyi verilebilecek örnekler arasında benzin fiyatları var. Benzin fiyatlarında meydana gelen bir değişme araba talebini de etkiliyor. Çapraz esneklik formülünü şöyle ifade edebiliriz. A malının talep edilen miktarındaki yüzde değişmesi bölü B malın yani başka bir malın fiyatındaki yüzde değişme. İşte bakınız biraz önceki örnekteki gibi B malına benzin diyelim. Benzin fiyatındaki yüzde değişme A malı olan arabaya olan talep miktarında yüzde şu kadar değişmeye yol açabilir diyoruz. Ve bu da bize ikisinin birbirine oranlanıp hesaplanması talebin çapraz esnekliği formülünü verir. Değerli öğrencilerim, gelirde meydana gelen değişikliğin talep edilen miktarı nasıl etkilediğini de bulmak mümkün. Biz buna talebin gelir esnekliği formülü diyoruz. Talebin gelir esnekliği formülüne baktığımız zaman talep edilen miktardaki yüzde değişme bölü gelirdeki yüzde değişme formülü kullanıyoruz. Yani diyelim ki gelirimiz %20 arttı. Diğer koşullar sabit. Ne oldu? Havalar sıcak, yaz dönemindeyiz. Talep ettiğimiz tişört miktarı yüzde şu kadar arttı. Örneğin gelirimiz %20 arttı. Talep ettiğimiz tişört miktarı da bu yaz %40 arttı diyelim. O zaman talep gelir esnekliği ne olacak? 40 bölü 20 miktarda %40 artmış. Gelirde %20 artmış. O halde formüle göre %40 bölü %20 eşittir 2. Talebin gelir esnekliği bu örneğimizde 2 olmuş oluyor. Bu şekilde bulabiliyoruz. Sevgili öğrencilerim, 4. haftamızda burada noktalıyoruz. Yine bir örnek sorumuz var. Yine bu örneğe bakarsınız. Cevabı da var. Dolayısıyla 5. haftada sizlerle tekrar buluşmak üzere. Hepinize başarılar, iyi günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.